Herkese merhaba arkadaşlar. Sayı kesir problemleriyle bugün birlikteyiz. Sayı kesir problemlerinden üniversite sınavında en çok soru gelen konu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Oldukça fazla soru geliyor. Zaten problemlerin genelinden fazla soru geliyor ama sayı kesir problemlerinden çok daha fazla soru geliyor. Oldukça önemli bir konu. Birçoğunuzun zaten bunlarla ilgili temel düzeyde bilgisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle problem konusunu halledin. Günde ortalama 4 ya da 5 soru en az çözün arkadaşlar. Problem sorusu ve yine 10-15 tane de kesinlikle paragraf sorusu çözün. TYT sınavında başarılı olmak istiyorsanız. Çünkü adamlar zamanı ve problemleri iyi kullanıyorlar. Paragrafı da iyi kullanıyorlar. Sizden de iyi kullanmanızı istiyorlar. O yüzden günlük ve düzenli bir şekilde çözerseniz bence bu işin üstesinden gelirsiniz. Dedikten sonra hadi başlayalım. Kendimizi küçültelim. Adam ne demiş bir bakalım mı? Dedikten sonra bir sayının 3 katının 4 eksiği nedir? Bakın arkadaşlar bir sayımız x olsun mu? Bunun 3 katının 4 eksiğini soruyor. Bir sayının yarısının 5 eksiğinin 3 katı. Bakın bir sayının yarısının 5 eksiğinin 3 katı. Yani bir bütün olarak hareket et arkadaşım diyor. Peki bir sayının 3 fazlasının, bir sayının 3 fazlasının 2 katının yani grup olarak yap diyor. 2 katının yarısı. Biraz saçma olmuş bu kısım. Nedir diyor. Devam edelim. Bir partiye katılan misafirlere kek, kurabiye ve turta ikram edilmiş. Misafirler en az bir tane almış. Bir tane almış. Bu misafirlerden kek alanların sayısı turta alanların 5 katı. Bakalım turta alanlara x dersek kek alanlar bunların kaç katıymış arkadaşlar? 5 katıymış. Kek ve turtadan ikisinden de almayan misafirlerin sayısı. Bakın kek ya da turtadan ikisinden almayan misafirlerin sayısı tüm misafirlerin 3'te 1'iymiş. Kek, kurabiye, turta. Şuna A dersek kek ya da kurabiye almayanlar yani A'lar şu şekilde yazalım arkadaşlar 5x artı x artı A tüm misafirler mi? Kek ve turtadan ikisinden almayan misafirler tüm misafirlerin 3'te 1'iymiş çarpı 1 bölü 3 eşittir A mı? Kek ya da turta almayan. Peki düzenlersek 6x artı a eşittir 3a ise a nedir arkadaşlar? 2x. Olay bitti. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın kek ya da turta almayanlar tüm misafirlerin 3'te 1'i ise alanlar 2 bölü 3'üdür diye de düşünebilirsiniz. Misafirlerden kek almayanların sayısı 39 olduğuna göre kek almayanlar kimlerdir arkadaşlar? Kurabiye ya da turta alanlardır. Yani 2x artı x'imiz kaçmış? 39. Buradan 3x eşittir 39 ise x'imiz ne gelir arkadaşlar? 13 gelir. Turta almayan misafir sayısı kaçtır? Turta almayan kimdir arkadaşlar? Kek ya da kurabiye alanlar. Yani 7x'dir. 7x'imiz 7 çarpı 13'ten adamın istediği cevabı ne yaparız arkadaşlar? Buluruz. Anlaştık mı? Devam edelim. Markette alışverişini tamamlayan Fatih Bey ile kasadaki görevli arasında aşağıdaki bir sohbet geçiyor. Kasiyer diyor ki aldığınız ürünlerin toplamı 220 TL fakat 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde toplam tutarın 1 bölü 10'u kadar indirim yapıyoruz diyor. He, normalde adam 220 liralık şu anda alışveriş yaptı mı? Yaptı. Kasiyer diyor ki yaptığınız alışveriş 250 lirayı geçerse diyor. 1 bölü 10'a kadar indirim yapıyoruz diyor. Tamam. Daha sonra Fatih Bey son olarak bir ürün alıyor. Bu aldığı ürünün fiyatı X olsun. Alarak indirimden yararlanmış. İndirimden yararlanmış. Bakın arkadaşlar 1 bölü 10 kadar indirim yapılmış. Öyleyse 220 artı X eşittir 243 oldu mu? Tabii burası eksi. İndirim yapıldığı için. Burası eksi olacak mı arkadaşlar? Böylece bu kadar para ödüyor. Düzenleyelim bu ifadeyi. Ne olacaktır? Burası eksi 22 eksi x bölü 10
artı 220 artı x eşittir 243 olacak. Peki düzenlersek bu ifadeyi tekrardan, burası ne gelecektir arkadaşlar? Şu eksi 220 olarak karşıya geçecek. Burası 3, 2 gelecek. Bu artı olarak geçecek 22. Yani x eksi x bölü 10 eşittir 45. Düzenlersem 9x bölü 10 eşittir 45 olacak. Senle sen gidersin 5, x eşittir 50 bulunur. Demek ki aldığı son ürünün fiyatı kaç liraymış arkadaşlar? 50 liraymış. Devam edelim. Adam ne demiş? Otomatik havlu kağıt makinesi her seferinde 10 santimetrelik havlu kağıt verecek şekilde bir tam bir havlu rulo takılıp birinci ayarda başlamış. Bakın hop git. Şöyle bir havlu kağıt takılmış arkadaşlar. Her kullanımda 10 santimetrelik, 18 santimetrelik ne veriyormuş? Havlu kağıt veriyormuş. Burası bizim gördüğümüz havlu kağıdımızın kısmı olsun. 18'lik. Bir süre sonra birinci ayarında kullandıktan sonra ikinci ayara geçilmiştir. İkinci ayarda da biraz kullanılmış. Sonra ikinci ayara geçilmiş. İkinci ayarda da 15 santimetrelik havlu kağıt verecek şekilde kullanılmış. Arka arkaya yapılan bu iki ayarda bir rulo havlu kağıt 72 kullanımda bitmiş. Diyorum ki bu havlu kağıt için x kere 18 lira 18 santimlik 72 eksi x kere de 15 santimlikten kullanırsa bu havlu kağıdın uzunluğu olur mu? Havlu kağıdın uzunluğu olur. Devam edelim. Son ayarda çalışan makineye havlu kağıt uzunluğunun 1 bölü 3'ü uzunluğunda. Bakın havlunun uzunluğu bu mu? Aynen bu. Bunun 1 bölü 3 katında yani x çarpı 18 artı 72 eksi x çarpı 15 zınk zınk çarpı bunun 1 bölü 3'ü uzunluğunda yeni bir rulo takılmış ve 50 kullanımdan sonra rulo bitmiş. Burası kaç kullanımlıkmış arkadaşlar? 50 kere kullanılmış bu. Hangisinden ama? Son takılan rulo bitmiştir. Bu da nedir arkadaşlar? 50 çarpı 15'tir. Buna göre ilk takılan havlu kağıt birinci ayarda çalışırken kaç santimetrelik havlu kağıt kullanılmıştır? Hemen çözelim bunu. 6x artı 5 çarpı 72 eksi 5x eşittir 750 mi? Buradan x artı 5 çarpı 360 eşittir 750. X eşittir. Buradan 360'ı çıkartırsak arkadaşlar 0, 9, 390. X'imiz kaç geldi? 390. Arkadaşlar devam edelim. Buna göre ilk takılan havlu kağıt birinci ayarda çalışırken yani 18 santimlik verirken şurası arkadaşlar 390 çarpı 18'lik mi uzunlukta kullanılmış? Buna göre aynen öyle 390 çarpı 18 santimetre havlu kağıt kullanılmıştır. Şurada ufak bir eksik var arkadaşlar. Yeni bir rulo takılıp çalıştırıldığında 50 kullanımda son takılan rulo bitmiştir. Yani son ayarda çalışıyor. İkinci ayarda çalışıyor. İkinci ayarda 15 santimlik uzatıyordu ya. 50 çarpı 15 gibi düşünüp çözdük. Bilginiz olsun. Burada onu belirtmemiz gerekiyordu. Gözden kaçmış. Devam edelim. Bir AVM'nin açık ve kapalı otoparkında toplam 540 tane araç varmış. Hava durumunda dolu yağacağını duyan araçların şimdi arkadaşlar açık ve kapalı şuna A diyelim buna da K diyelim açık ve kapalı toplam 540 tane araç varmış. Açık otoparkında ve kapalı otoparkında. Hava durumunda dolu yağacağını duyan araçların 100 tanesi kapalı açık otoparktan 100 tanesi kapalı otoparka geçmiş. Bakın açık otoparkta artık x eksi 100. Kapalı otoparkta y artı 100 tane şu an için araç var. Devam edelim. 100 araç kapalı otoparka geçiyor ve açık otoparktaki araçların 48 tanesi otoparktan çıkış yapıyor. Bakın açık otoparkta şu anda
148 tane, yani x eksi 148 tane araç var. Kapalı otoparkta da y artı 100 tane araç var. Son durumda açık o toparktaki araç sayısı kapalı toparktaki araç sayısının 1 bölü 3'ü kadarmış. Bakın son durumda açık otoparktaki araç kapalı otoparktaki aracın 1 bölü 3'ü kadarmış. Tamam, düzenleyelim. 3x eksi 148 çarpı 3 eşittir y artı 100 mü? Buradan 3x eksi y eşittir 100 artı, bunu çarpalım. 24'ün 4'ü elde var 2. 12, 2 de elde 14, elde var 1, 3, 4, 444 mü? Güzel. 3x eksi y eşittir 544. E bir de bizim neyimiz var? X artı y'miz eşittir 540'ımız var. Diyorum ki ben bu iki eşitliği taraf tarafı toplarsam 4x eşittir 4, 8, 1084. Başlangıçtaki açık otoparkta kaç araç vardır diyor. Her tarafı 4'e bölersek arkadaşlar, şurada 1084'ü 4'e bölelim. 2 kere var 8, 28, 7, 1. Demek ki x eşittir 271 tane başlangıçta açık otoparkta araç varmış. Dedikten sonra devam edelim. Adam ne demiş? Birinci kutu nokta nokta gitmiş. Tek sıra halinde ve birbirine yapışık 7 kutunun bulunduğu bir oyuncakçıda her kutuda en fazla 15 oyuncak bulunmaktadır. Bu kutulardan ayrılışık iki kutuda 24 oyuncak olduğu bilindiğine göre bu kutularda toplam en fazla kaç oyuncak vardır? Şimdi arkadaşlar tek sıra halinde ve birbirine yapışık 7 kutum varmış. Oyuncakçıda her kutuda en fazla 15 oyuncak varmış. Yani şurada 15 oyuncak varsa ardışık iki kutudaki toplamlarda 24 olduğuna göre buraya kaç tane gelir arkadaşlar? 9 tane gelir. Devam edelim. Öyleyse buraya kaç tane gelecektir? 15. Buraya kaç tane gelir? 9. Buraya kaç gelir? 15. Buraya kaç gelir? 9. Buraya kaç oyuncak gelir? 15. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 15 artı 3 çarpı 9 tane oyuncak vardır. Burası 60 artı 27'den ne gelecektir arkadaşlar? 87, en fazla 87 tane oyuncağımız varmış. Devam edelim. Adam ne demiş? Her sırada iki kişinin oturduğu sınıfta kızların 1 bölü 2'si erkeklerle, erkeklerin 1 bölü 3'ü kızlarla aynı sırayı paylaşıyormuş. Bakalım. Erkek diyelim, kız diyelim. Şimdi bakın kızlarımız 2x olsun. Kızlarımızın 1 bölü 2'si erkeklerle oturuyormuş. Bakın. Toplam 2x'imiz vardı ya. X tane kızımız, x tane erkekle oturur. Geriye x tane kızımız kalır. Peki bunlar kaç tane sıra işgal eder? X tane sıra işgal eder. Çünkü ikişerli oturuyorlar. Şunun bir sıra, burası bir sıra. Devam edelim. Bu sınıfta iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 20. Bakın. 3x'e olsun erkeklerimiz. X tanesi kızlarla oturuyorsa 2x tane, yani x x x x tane de erkeğimiz, iki erkek yan yana oturur. İki erkeğin oturduğu sıra sayısı 20 ise bakın şurası 20 arkadaşlar. Yani 4x, bakın kaç tane erkeğimiz vardı? 2x 2x erkek vardı ya, her sırada 2 kişi var. Toplam 40 tane erkek var mı burada? X'imiz ne gelecektir arkadaşlar? 20 gelecektir. 20 çarpı 3'ten 60 tane erkeğimiz var. 40 tane de kızımız var. Toplamda kaç kişi var? Burada 100 kişi var. Herkes ikişerli oturduğu için 50 tane sıra var. Ama şurayı bir daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi erkekler bu şekilde ikişerli ikişerli oturduğu için toplam 40 sıra işgal ediyor. Her sırada 2 erkek oturduğu için çarpı 2 eşittir 40 erkeğimiz oluyor. Yani x'imiz eşittir 20 oluyor arkadaşlar. Adam benden sıra sayısını soruyor. Toplam sınıfı herkes ikişerli oturduğu için 2'ye bölersem 50 tane sıra olduğunu ne yapabilirim? Bulabilirim. Dedikten sonra bunlarla ilgili arkadaşlar soru çözümlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.